Doğru. İkinci kısma geldiğimiz zaman, yani aslında şablonu şimdi Erol Hoca da maçtan sonra çok benzer bir açıklama yapıyor. Düşünün, oyun kontrolünü ele geçirdiniz, gidiyorsunuz rakibin üstüne, pozisyonlar bulmaya başladınız, penaltı kazandınız. Bir anda moraller çok yukarı çıkar. Penaltı kaçtı, bir anda bir düşüş tabii. Dibe gidin. Evet. Üstüne golü yedin, acaba demeye başlarsın. İşte kırılma noktası odur. Orada ihtiyacınız olan şey lider karakterli oyuncudur. Ve Fenerbahçe takımında iki oyuncu. Gökhan Gönül ve Sosa. Yani o penaltı atmak da yiğit işidir ha. Yani evet. O dakikada geleceksin. Rahat at. Topun üstüne gideceksin. Sosa'ya da ciddi, zaten özgüvenli bir oyuncu ama Fenerbahçe'de ciddi bir özgüven yani, katacak bir başlangıç tabii, oldu aslında. Yüzdeyiz. Yani orada yaş 35 diye bu oyuncuların transferine böyle mık mık edenler olabilir ama işte bu tecrübe başka bir şey. Aslında Fenerbahçe istediğini, ya o planladığı şeyi burada aldı gibi. Hani kurgulanan o kadro, evet yaş ortalaması yüksek isimler geldi diye eleştirildi ama aslında Erol Bulut'un da belki Emre Belözoğlu'nun da yönetimin de kafasındaki o şema birazcık burada bu maçta işe yaradı gibi. Bir izleyicimizden gelen soruyla devam edelim. Çetin Yıldız, kalecileri de konuşmak lazım. Altay'ın karşı karşıya pozisyonlardaki başarılı kurtarışları size de Neuer'i hatırlatmıyor mu demiş. İki kaleciyi de konuşalım isterseniz. Az önce zaten Çaykur Rizespor'da hani zaten bir penaltı kurtarmak, hele de karşınızda Caner Erkin varsa frikik atışlarıyla ünlü bir oyuncu. Biraz gerilirsiniz ama tabii tecrübe de orada konuştu. Diğer tarafta Altay. Kaleciler bu maça damga vurdu diyebilir miyiz? Tabii bence yani Gökhan'ın kurtardığı penaltı maçın kaderini değiştirdi. Değiştirebilirdi. Yani o noktaya gitti. Tabii Altay'ın yaptığı hareket. O an rakibin de yani, rakip oyuncunun da artık belki bacak arasından bırakabilirdi orada topu. Yani onun da durumunu şey yapabiliriz. Ama Altay zannediyorum 20 yaşında değil mi? 20-21 olması lazım. Yok, 22 yaşında. Öyle mi? Altay Ersin'e göre biraz daha var işte, 22 olması lazım. 22 yaşında büyük takım kalesinde yani yaş futbolcu için, yani kaleci olmayan, ortada oynayan oyuncu için 22 bakabilirsin. Tolerans alanını sağlayabilirsin. Çünkü 9 tane daha onun hatasını kapatabilecek oyuncu var ama kaleci için zor bir yer. 22 yaşında. Bu çocuk çok gelişti. Daha müthiş, da gelişecek yani, gibi gözüküyor. Aynen. Yani Fenerbahçe kalesi, Galatasaray kalesi, bunlar zor yerler. Hedef takımların kalesi. Ama ben Altay'ın neden bu kadar eleştiri yağmuruna tutulduğunu anlam veremiyorum. Yani izleyicimiz Neuer benzetmesi yapmış. Genç olduğunu düşünüyorum. Ben Schumacher'i görüyorum tabii Altay'da. Dolayısıyla hani o bana o dönemdir, 30 sene öncesini verdi. Ama eleştirmiyor burada. Methediyor. Hayır, bu izleyicimiz açısından söylemiyorum. Genel olarak hani genel Altay olarak, Fenerbahçe'de o transfer döneminde Fenerbahçe evet, kaleci evet, alsın mı almasın mı tartışmalarında Altay'ın hani biraz yaşı itibariyle tecrübesinin az olduğu konuşuluyordu. Ligin çok abi geçen sene çok da hatalar yaptı. Kötü goller de. Ya, yani. Evet, evet ama geçen sene önümde kim oynadı? Evet, Fenerbahçe'nin yani, kadrosuna da bakmak lazım. Bugün yani yarın Lemos oynayacak. Değerlendirirken. Altay'ın önünde. Şimdi gelelim o konuya, malum konuya. Bütün izleyicilerimizin Twitter'da sorduğu soru. Gürcan Bilgiç, senle başlamak istiyorum. İkinci penaltı pozisyonuyla ilgili olarak özellikle Fenerbahçeli olmayan izleyicilerde ama Fenerbahçe taraftarları da soruyor. Penaltı mıydı değil miydi size göre? Gürcan Bilgiç ne diyecek? Net diyor. Penaltı. Net penaltı diyorsun. Yani foul, dolayısıyla penaltı. Ben şöyle söyleyeyim. İnanmak istediğim tek bir şey var. Arda kardeşlerin o teması gördüğüne inanmak istiyorum. Çünkü ben pozisyonu defalarca izledim. Kendimi ikna edemedim. Yani var mı yok mu? Ya bunun hatta MHK şöyle bir şey yapmalı bence. Çünkü ilk haftadan biz hakem tartışıyoruz. İlk pozisyon için değil, ikinci pozisyon için konuşuyoruz şu an ama yani hakem neyi görerek, hangi teması görerek bu penaltıya ikna etti kendini? Eğer zaten bu teması görüp de çaldıysa gerçekten tebrik ediyorum. Ama görmeden çaldıysa bu büyük bir problemdir Türk futbolu için. Ya bunu söylemek zorundayım. Evet, yine aynı şekilde Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal'ın yaptığı açıklamalar da var. Hakemi ağır eleştirdi. Bir yani, amaç Hasan Bey'in açıklamasını okudum. Sert bir açıklama. Bence doğru bir tarz değil bu. Yani Rizesporlu oyuncu kolunu açıyor. Rakibin suratına temas ediyor. Foul bu yani. Yani şöyle yaptığın zaman... Ya orada bir teması var mı? Var. Yani böyle yapıyor zaten,
oyuncu da, Fenerbahçeli oyuncu da çok gösterdi teması. Arda kardeşlerin de şeyindeydi. Görüş alanındaydı. Görüş alanındaydı. Yani olmasa zaten VAR çağırır kardeşim, burada temas yok. Ama orada VAR da müdahale edemiyor. Çünkü gerçekten çok sana göre bana göre yok, bir pozisyon. Yok yok, böyle bir durumda olmaz. Penaltı abi, VAR da müdahale edemiyor. Dediğin gibi hakemin görüş alanı içinde ama sonuçta temas yoksa VAR müdahale eder. Temas varsa edemez. Yani öyle görünür. Stefan Thomas da dedi ki yani 20 yıldır böyle bir şey görmedim. Stefan yani. Thomas geçecek bunları. O da stoperdi. Şey yapmayacak. Bakın burada kötü niyetli bir hakem olsa. Niye? Thomas'ın bir pozisyonu var yanlış hatırlamıyorsam ya. Şeyde o değil miydi? Fenerbahçe Galatasaray maçında. Thomas mıydı o, yanlış mı hatırlıyorum? Fenerbahçe'de oynarken şeyde hangi stadyum? Atatürk Stadyumu'nda oynanan maçta Thomas'ın eline çarpmamış mıydı top? Ya ben çok zor sorular soruyorsun ya. 5 gollü maç mı? Onu mu soruyorsun? Seni buldum, kaçırmıyorum. O maçta var mıydı? 2-2'lik maçtan bahsediyorum. Sanki benim hafızam Thomas diyor ama yanılmış olabilirim yani. Neyse şey değil. Mesela kötü niyetli bir hakem olsaydı, yani orada alayım ben maçı Fener'e vereyim, İkinci pozisyonu penaltı verirdi. Evet, o diğer şeyin, pozisyonu tabii, söylüyorsun. Tabii koluna çarpan. Yüzüne çarpıyor galiba, onu söylüyorsun. Yok yok, şeyin koluna çarptı ya. Kaçan penaltıdan sonra. Hadi onu bırakın, Rize Spor'un golünden önce olan Ferdi mücadelesine dönerlerdi. Burada faul vardı, yanlış vermişiz kardeşim derlerdi. Yani oralara gidilmesini çok yanlış buluyorum. Yani penaltı vermese de ben bir şey demezdim. Temas yeterli değil diyebilirdi. Evet, sizlerin yani görüşlerini de merak ediyoruz. Da... Son sayfa izleyicileri de sorularını bizlere WhatsApp hattından ulaştırabilirler. 15-20 saniyelik videolarla burada o soruları da cevaplayacağız. Şimdi gelin maçtan öne çıkan notlara bakalım. Enteresan notlar da var bu karşılaşmayla ilgili olarak. Süper Lig'de yeni sezonun ilk golü Çaykur Rizespor'la Škoda'dan geldi. Fenerbahçe'ye karşı ligin ilk golünü Škoda attı. Süper Lig kariyerinde 3. kez açılış haftasında maça çıkan Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut bu 3 karşılaşmadan da galip ayrıldı. Erol Bulut'la ilgili de böyle bir istatistik var. Süper Lig'e geldiği Ocak 2020'den bu yana Rizespor'un Süper Lig'de attığı gollerin %50'sini Škoda kaydetti. Az önce de zaten oyuncunun performansıyla ilgili konuşmuştuk. Geçen sezon Süper Lig'de geri düştüğü karşılaşmalardan en fazla puan çıkaran takım olan Fenerbahçe 2021-2021'e bu şekilde aldığı 3 puanla başladı. Caner Erkin, Kasım 2019'dan bu yana Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de penaltı kaçıran ilk isim oldu. Gökhan Gönül, 1741 gün sonra Süper Lig'de Fenerbahçe forması altında gol attı. Jose Sosa Fenerbahçe formasıyla çıktığı ilk maçta gol atmayı başardı. Herhalde bu akşam Sosa çok rahat, böyle huzurlu bir uyku uyuyacak diyebilir miyiz? Sırf Sosa değil yani, bütün kafile uyuyacak. Ya bu şey çok güzeldir yani. Deplasmandan galibiyetle dönmek. Hele ilk maç. Evet, yani takım otobüsüne binilir, herkes keyiflidir. Oradan işte kafileye götürecek uçak. Yani bir 4-5 saat süreç vardır İstanbul'a dönüşte ya da başka. Düşünsenize mağlup olduğunuzu ya da beraber kaldığınızı. Hele ilk maç. Mesela şimdi biz Caner'i asıyorduk kesiyorduk şimdi değil mi? Tabii, nasıl tabii. O penaltı kaç? Şimdi Serdar da bilir. Kaleci gösterdi, sol atlayacağını. Sol ayağıyla öne çıktı. Sen gitti evet. Sola vurdu. Kaleci kurtardı. Sosa geldi topun üstüne. Kaleci gene gösterdi sol atlayacağını. Sosa ne yaptı? Ayağını bir çevirdi ayak içini. Ortaya vurdu. Yani orada da neden tecrübe, neden kalite öne çıkıyor onu söylemeye çalışıyoruz. Ama şu da bir realite var. Fenerbahçe başladığı gibi gider. Yani Fenerbahçe Galatasaray gibi işler kötü gider. Sonra düzelten takım değildir. Yani Fenerbahçe'nin bir hedefe gitmesi için iyi başlaması lazım. İyi başlarsa o sinerjiyi yaratır. Camiasını, taraftarını, etrafını kenetler. Takım içindeki özgüven artar. Daha aktif, daha olumlu, daha az hatayla yollarına devam ederler. O yüzden bu maçı kazanmak önemliydi. O iyi oynamış, bu kötü oynamış. Çok şey değil yani. Şimdi bir İbrahim Görmez isimli izleyicimiz Tisserand'ın geldiğini varsayarsak stoper ikilisinde siz olsanız kimleri oynatırsınız diye ben sormuş. Ben bu ikisini de oynatmam. Lemos ve Tisserand'dan mı bahsediyorsun? Hayır. Serdar ve Zanka'dan. Sadık'ta dahil yani. Üçünü de oynatmam. Oynatmam. Ben Lemos konusunda hani baştan bu yana ligin en iyi transferlerinden biri olarak gördüğüm bir oyuncu.
Ama ben Serdar Aziz'in eğer 35 maç vaat edecekse Serdar Aziz'le devam edilebilir tarafındayım. Yani çok değerli bir stoper olduğuna inanıyorum Serdar Aziz'in. Yani belki ilk maç dolayısıyla bugün eleştirildi ama ligde Serdar Aziz kalitesinde çok fazla stoperimiz yok yerli olarak. Dolayısıyla